Hemen bir yorum alacağız. Ahmet Uluhan var telefon attığımızda. North Capital Menkul Değerler Uluslararası Piyasalar Uzmanı. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Dün sürpriz mi yaptı Yalın? Bir takvim verdi adeta. Daha şahin bir Fed mi göreceğiz artık? Ne dersiniz? Evet, dün piyasaların genel beklentisi doğrultusunda Fed faizde rekor seviyede bırakırken varlık alımlarında 10 milyarlık daha bir indirime gitti. Yeni alım oranı 55 milyar dolar olarak belirlenmiş oldu. Yellen'ın daha çok dediğiniz gibi açıklamaları vereceği mesajlar ön plandaydı piyasalar açısından. Bu noktada baktığımızda tabii ki özellikle faiz konusunun biraz daha ön plana çıkartılması piyasaların daha çok canını sıktı yönünde bir kanaatim var. Bu noktada tek bakılacak olanın istihdam olmadığı ve söylemlerin biraz daha detaylandırılarak ileriye yönelik piyasalarda yönlendirmelerin FED tarafından sürdürüleceğinin altını çizilmesi, bundan sonraki sürecin en azından piyasalar açısından nasıl işleyeceği noktasında bir takım fikirler oluşmasına neden oldu. Artık şunu daha net görmüş olduk ki yeni FED yönetimi de varlık alımlarındaki indirimi toplantılarında 10 milyarlık indirimlerle sonbahara kadar sonlandıracak. Tabii bundan sonraki süreçte faiz biraz daha ön plana çıkıyor ki piyasanın zaten en çok merak ettiği konulardan bir tanesi buydu. Bunun da 2015 itibariyle bunun startının verileceğini bir kere daha görmüş olduk. Burada son gelişmelerle beraber Fed'in ön plana çıkartmış olduğu son durum itibariyle tabii ki özellikle borsalar açısından olumsuz bir hava eseceğini söylemek çok zor değil. Tabii ki bunun yanında piyasalar genelinden de dolar etkisini artıracaktır. Belki bu varlık alımlarından çıkış politikasının ilk başladığı zamanki geçtiğimiz Haziran aylarına kadar olmasa da belli bir piyasaların tepkisinin olacağını, bu son açıklamalara, gelişmelere olacağını düşünüyorum. Ancak aynı şiddette olmayacaktır. Daha sonra piyasalar yine mevcut seviyelerini korumaya çalışacaktır. Çok kısacık, yani artık dolar zamanı mı? Doların hep değer kazandığını mı göreceğiz bundan sonra? Yani bu tabii dolar zamanı derken evet, dolar etkisini daha biraz daha artıracaktır az önce de ifade ettiğim gibi. Ancak borsalar ve piyasalar açısından düşünürsek piyasaların esasen beklediği bir durumdu. Yani çok fazla da sürpriz gibi görmemek lazım ama söylemlerle bunun bir kere ön plana çıkartılması, başkan tarafından ön plana çıkartılması bu noktada biraz piyasanın canını sıktı diyebiliriz. Dolar etkisini arttırmasıyla beraber diğer para birimleri karşısındaki, yani bunu bir trende dönüşeceği şekilde algılamamak lazım. Daha sonrasında piyasa yine kendi gündemine devam edecektir. Ekonomik gelişmeleri, küresel piyasalardaki yavaşlama risklerine vesaire, bunları yine takibini sürdürecektir. Piyasalar genelinde değerlendirecek olursak bir noktada doların tekrar diğer para birimleri karşısında dengelenmesi muhtemel görünüyor. Ahmet Uluhan, çok teşekkür ediyoruz. Uluslararası North Capital, Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan'ın yorumlarını aldık.